Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde şik ekine göz atacağız. Şik eki sayılardan sonra kullanılıyor. Aslında üleştirme sayı sıfatı. Bizdeki er eki, yani üçer üçer, beşer beşer derken kullandığımız er eki. Hemen örneklere geçelim. Haksengdirim anaso, hançamarı kidarın, kidarin hu, hamyonşik, komsekhalsu, isotta. Öğrenciler çok olduğundan dolayı hançamarı kidarı da bir süre beklemek. Hançam bir süre demek. Bir süre bekledikten sonra birer kişi, hamyonşik, hamyon bir kişi demek. Şik olduğu için birer kişi, yani birer birer gomsekaysu isotta. Gomseka da internette arama yapmak, aratma yapmak demek. Gomsekaysu isotta anca işte teker teker arama yapabildik. Öğrenciler çok olduğu için bir sıra düşünün. Bilgisayarın önünde orada işte sıralarını beklemişler. Keran'ın sorun geşik saysu isim nida. Keran yumurta demek. 30'ar tane alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. İ sagwanın çonone s geşik pamnida. Bu elma 1000 won'a 3'er tane satılıyor. Bu elmadan yani 1000 won'a 3 tane alabilirsiniz diyor. Çok ucuzmuş Kore için. 1000 won çünkü çok bizdeki 1 lira gibi bir şey. Normalde öyle değil. Elmalar, meyveler pahalı Kore'de. Ve de tek tek satılıyor. Dikkat ettiyseniz burada SG şik diyor. Elmalar Kore'de tek tek satılıyor. Daha sonra Harin Mate Kamyon Ramyonul Han Baksı şik pamnida. Halin matı, şimdi matı market demek. Halin matı da indirimli market demek. İndirimli marketlere giderseniz ramyonu birer kutu işte satılıyor. Alabilirsiniz diyor. O şekilde satılıyor diyor. Evet, bu şekilde şik sayılardan sonra ya da işte tane belirten G gibi ya da miyon gibi tane birimlerden sonra tane bildiren birimlerden sonra kullanılıyor. İşte 30, 30'ar tane daha sonra 3 tane, 3'er tane ya da birer kişi, birer birer, teker teker şeklinde ya da bir kutu, birer kutu şeklinde çevirebiliyoruz. Bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları mutlaka sorun. Hoşça kalın.